Önceliğimiz ekonomimizi güçlendirmek. Seçim sonrası bir taraf kaybetti, bir taraf kazandı. Açıklamalardaysa Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik kriz ortak gündem oldu. Borçlanma ekonomisi bitmiştir. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 4,5 yıl boyunca başka seçim olmadığını vurguladı. Yapısal reformlara odaklanacaklarını ifade etti. Devam eden bu süreçte önceliğimiz ekonomimizi güçlendirmek. Teknoloji ve ihracat odaklı bir şekilde büyümeyi sürdürmek istihdamı artırmak olacaktır. Ancak Türkiye borçlanma ekonomisiyle yüz yüze kriz açıklanan verilerle daha da derinleşiyor. Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek de Türkiye'nin önünde zor bir süreç olduğunu belirtti. Borçlanma ekonomisi Amerika'nın dayattığı bitmiştir. Türkiye boş batağında boğulmayacak, boğulmayacağı için de bir üreticiler, bir milli hükümet kuracak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da seçim sonrası özellikle ekonomi vurgusu yaptı. Artık seçim geride kalmıştır. Ağırlaşan sosyal ve ekonomik meselelerle birlikte çetrefilleşen uluslararası ilişkilere titizlikle odaklanmak hayati önemdedir. Türkiye seçimden sonra iktidarın alacağı daha sert önlemlerle mutfaktaki yangının dozunu artıracaktır. Bunu hepimiz biliyoruz. En büyük endişemiz de gidip yine IMF'nin kapısını çalmalarıdır. İş dünyası ise reform bekliyor. Yerel seçimlerinde geride kalmasıyla önümüzdeki seçimsiz dönem, ekonomik, sosyal ve siyasal reform gündemimiz için önemli bir fırsat. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu da seçim sonuçları hakkında açıklama yaptı. Seçimler artık geride kaldı dört buçuk yıllık seçimsiz bir döneme giriyoruz. Bundan sonra Türkiye'nin ilk gündem maddesi ekonomi olmalı.